Şimdi şöyle bir şey oldu. İngiltere ile e, İngiltere ile Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savunma paktı oluşturuldu. Bir nevi bir savunma paktı. Bazıları bunu silah karşılıklı saldırmazlık anlaşması gibi e, yansıttılar ama aslında oradaki Çin'e karşı yapılmış olan e, bir ittifak, yeni bir anlaşmaydı. Kısaca işte AUKUS dedikleri bir anlaşma. Bu anlaşma normalde evet Çin'i kızdırdı ama e, çok garip olayla hiç belki ilk başta görüldüğünde hiç alakası görünmeyen bir ülkeyi daha kızdırdı. O da Fransa. Fransa'yı kızdırmasının sebebi ise 90 milyar dolar civarı olduğu söylenen Fransa ile yapılan Avustralya ile Avustralya ile Fransa ile arasında yapılan denizaltı anlaşmasıydı. Yani Fransa kendisinin işte Barracuda sınıfındaki nükleer denizaltıların muhtemelen dizel elektrik versiyonunu Avustralya'ya yapacaktı. 12 tane denizaltı siparişi vardı ve bunlar iptal edildi. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden almaya karar verdi Avusturya. Tabii Fransa ayağa kalktı. İşte Amerika büyükelçisini geri çağırdı. Aynı şekilde Avustralya'daki çok ciddi krizler ve çok sert demeçler verildi. Şimdi ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi olay ne? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Şimdi öncelikle evet Çin Pasifik'te çok büyük bir güç haline geldi ve Amerika nasıl ki nükleer yayılmacılıkta iki politika güdüyor. Bazı ülkeler nükleer yayılmasın yani mesela İran gibi ülkeler nükleer güç olmasın. Ama tam tersine kendisiyle müttefik olan ülkeler işte incirlik üstünde nükleer bombaların olması gibi. İsrail'in nükleer füzeleri, nükleer silahının olması gibi. Yani başka bölgelerde aynı şekilde Fransa ve İngiltere'yi de zamanında nükleer silahlandırdı Amerika. Ee, onlara yardım etti. Hatta Amerika'nın e, Trident e, SLBM'leri yani denizaltına atılan füzeleri şu anda İngiliz gemilerinde. Yani İngiltere'nin denizaltılarında Amerikan dan direkt alınmış füzeler var. Dolayısıyla aynı bu nükleer politika gibi şöyle bir politika güttü, gidiyor. Benim müttefikim benle yandaş müttefik benle dost olan ülkeler Çine karşı burada güçlensin. İşte bu noktada Avustralya'da çok önemli bir stratejik bir noktada ve Pasifik'in en büyük yani ada olarak en büyük ülkesi. Dolayısıyla Amerika da burada Çin'e karşı Avustralya'yı güçlendirmek istedi. Zaten daha önce biliyorsunuz F-111 gibi taktik bombardıman uçaklarını bile satmıştı. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi Avustralya nükleer güç değil. Avustralya nükleer güç olmadığı için de nükleer enerjisi şeyi yok. Yani nükleer silahı yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendisinin eee SSGB dediğimiz dediğimiz yani bir balistik füze denizaltısı değildi. Balistik füze denizaltısından seyir füzesi atabilecek şekilde dönüştürülmüş. Yine nükleer güçlü denizaltıları Avustralya'ya vereceği söz konuşuluyor. Plan bu. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu. Avustralya'nın denizaltılardan seyir füzesi fırlatabilmesi. Yani Tomahawk da verecek demek çok büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce kısaca isterseniz bu denizaltılar nedir, ne değildir? Yani olay ne? Bunu bir anlayalım. Ben size kısaca denizaltıları e, bu çeşitlerini hızlıca bir anlatayım. Olay daha da iyi anlaşılmış olsun. Şimdi dünyada dizel elektrik denizaltılar var. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan beri hatta çok daha öncesinden yapılmış olan denizaltılar. Sonra bizim reis sınıfı denizaltımız gibi havadan bağımsız tahrikli denizaltılar var. Nedir bunlar da? E, hava alma şnorkeli çıkarmadan yani yukarıdan hava almadan içindeki bazı kimyasal yakıtlarla yani hem oksijen hem de yakıt olan e, bir, birkaç kimyasalla deniz yüzeyi yüzeyi şnorken çıkarmadan yani dolayısıyla denizaltının yerini belli etmeden yüzey radarlarını görünmeden seyir yapabilen denizaltı. Ama 1950 yıllarda icat edilen başka bir denizaltı da var nükleer güçlü denizaltılar. Bunlar da içinde nükleer reaktör olan denizaltı reaktör olan denizaltılar. Bu denizaltılardan bir saldırı denizaltısı, SSN diye kısaltılan saldırı denizaltıları var. Bunlar bildiğimiz diğer savaş gemileri ve denizaltılarla mücadele etmek için işte torpido fırlatan denizaltılar. Bir de SSBN'ler var ki bunlar da balistik füze denizaltısı. Şimdi bakın buradaki şekilde görüyorsunuz. Bunlar kimlerde var? Dünyada 9 tane nükleer güç var. Ama dünyada 9 tane nükleer güç var ama hepsinde bu denizaltıdan yok. Kimde var? İşte Rusya'da var. Amerika'da var. Rusya'dan kiraladığı için Hindistan'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var ve Çin'de var. Şimdi bakın burada İsrail'de yok nükleer güçlü denizaltı. Tabloda gördüğünüz Kuzey Kore'de de yok. Avustralya'da da olmayacak ama yok. Ama Fransa'dan dizel elektrik denizaltı yerine Amerika'dan nükleer güçlü denizaltının buradaki gibi balistik füze atmayanlı seyir füze satanını alacak. Bu da ne demektir? Çin hedeflerine karşı stratejik bir partner, bir müttefik. Gördüğünüz gibi Tomahawk füzesi. İşte bu gemilerden bu Tomahawk seyir füzelerini atacak. Burada bir F-14'ün yanında beraber uçarken gözüküyor. Bu da Block 4 versiyonu. Bu şu anda gördüğünüz yerde denizaltının içindeki Tomahawk füzelerinin işte o içteki tüplerden, lançerlerden atıldığı yer. Şimdi bakın. Buradaki avantaj şu. Fransa'dan bunu yapmış olsa, almış olsa belki böyle bir avantaja sahip olmayacak. Çünkü Tomahawk füzeleri biliyorsunuz Suriye'deki kimyasal silahları bahane edilerek saldırılan e, e, Suriye Suriye'ye yapılan seyir füzesi saldırısında da Körfez Savaşı'nda da Amerika tarafından kullanılan stratejik füzeler. Biz de daha önceki programlarda anlatmıştım. Gezgin seyir füzesini yapıyoruz. Tomahawk'ın muadili. işte Ukrayna'da motor alındı. Neyse. Bunlar bir Amerika bir tek bunları İngiltere'ye verdi. Bir tek İngiltere'ye verdi. Dolayısıyla İngiltere'ye verdiği için başka hiçbir ülke İsrail çok fazla istedi. Hatta yalvardı vermedi. Şimdi muhtemelen Avustralya'da verecek. Niye? Çin'in yüzü suyu hürmetine. Dolayısıyla bu üç ülke arasındaki bu anlaşma Pasifik'i çok gerdi. Çin tepki verdi. Ve Fransa'da 90 milyar dolardan olduğu için kıyameti koparıyor. Büyük bir tokat yemiş oldu. Şimdi devam ediyorum. Bunun stratejik değeri ne? Şimdi bir denizaltı düşünün. Suyun 20-30 metre altından bir seyir füzesi fırlatıyor. Denizaltı belki burnunuzun dibinde ve siz bunu görmüyorsunuz. Yani kıyılarınızın sadece 50-60 km ilerisinde. Zaten bu seyir füzesinin menzili 1000 kilometreden fazla ki Blok 4 versiyonunun tam olarak ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla ta başkentinizin içindeki stratejik bir hedefi çok rahatlıkla vurur. Hani Körfez Savaşı'nda hatırlıyorsanız Amerika bir tane sığınağı vurmuştu ben çok yanlışlıkla vurduğunu düşünmüyorum. İşte Terkom ve DSKM denen, DSKM denen e, arazi takibi, dijital harita çizme ve kendisine verilen daha önceki resimlerle oradaki arazinin fotoğrafını çekerek karşılaştırma yapma kabiliyeti olan bir e, balistik, seyir füzesi bunlar. Yani bu füzeyi şaşırtmak için ya dağların yerini değiştirmeniz lazım ya da binaların yerini değiştirmeniz lazım. Dolayısıyla hedef hassasiyeti son derece fazla. Yani bizim sen e, son füzesi seyir füzesi gibi aynı. E, veya işte yeni yapıldığı kara kuvve ka, atmaca KKK gibi. yani Dolayısıyla bu füzelerin çok aşırı derecede bir hassas saldırı kabiliyeti olduğu için stratejik değeri var ki blok 4 versiyonu ANF antlaşması iptal edildiği için nükleer başlıkla taşıyabilecek. Evet Avustralya nükleer bir ülke değil. O ayrı. Dolayısıyla burada büyük bir kıyamet koptu ve Çin'e buna ne cevap, Çin ne cevap verecek ee, bunu da göreceğiz. Bakın burada da denizaltıdan fırlatıldığı anda görüntüyor şu anda. Diğer bir e, şeyi. Bu konuda birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela resimde gördüğünüz işte Buluva balistik füzesi ki bu SLMM yani denizaltıdan fırlatılan balistik füze ve Rusların en son model Borei. Borei sınıfı denizaltısından fırlatılıyor şu anda. Dünyada nükleer caydırıcılığın temelini bazılarının zannettiği gibi silo tabanlı işte Minutman, minutman füzeleri veya işte Rusya'daki diğer SS-18 dev en büyük balistik füze sıvı yakıtlı bunlar oluşturmuyor. En büyük caydırıcılık unsuru dünya okyanuslarında gezen ve geri bilinmeyen, ne zaman nerede ne füze fırlatacağı fırlatılacağı bilinmeyen SSBN denizaltıları ve onlardaki balistik füze denizaltıları. Dolayısıyla biraz sonraki konuyla da alakalı. Dolayısıyla bir denizaltının olması zaten stratejik bir silah, onda bir füze olması zaten çok stratejik. Bunun nükleer füze olmasına da gerek yok. Birazdan göreceksiniz Güney Kore, Kuzey Kore örneğinde. Nükleer başlık taşımayan konvansiyonel füzeler bile son derece stratejik değerdi.